Herkese merhaba. Bugün omurga üstüne bir yayın dersi yapacağız. Çalışma hayatından omurgamız aslında biraz kötü etkileniyor. Bütün gün sandalye üstünde yatmak, hareketsiz kalmak omurgamızı çok zorluyor ve onun doğasına aykırı bir şey aslında. Omurgamızın öne, geriye, yanlara esnemesi, eğilmesi, bükülmesine ihtiyacı var. Biz onu sadece böyle ayakta zaman zaman da kambur bir biçimde kullanıyoruz. Ve böyle kullanmaya devam ettiğimiz sürece de omurgamız o esnekliğini kaybediyor. Dolayısıyla bu derste onu kendi doğasına uygun bir hale döndürmeye çalışacağız. Hadi başlayalım şimdi. Ben topuklarımın üstüne oturuyorum. Eğer bu oturuş şekli zor geliyorsa rahat bir bağdaşta da olabilirsiniz. Evet. Şöyle yavaş yavaş omuzlarımızı bir yuvarlayalım. Nefesimizi bulalım, nefesimizin sesini duyalım. Evet, omuzlarım nefes alırken kulaklarıma doğru, nefes verirken geriye doğru. Kollarım rahat, serbest havada. Sanki denizin içindeyim ve yüzüyorum. Şimdi geriden döne doğru. Evet, omuzlardan başladık. Bedenimizin arkasına, sırtımıza doğru yolculuğumuz. Çok güzel. Şimdi eller, bacakların, dizlerin üstünde, dizlerin arasını biraz açabilirsiniz. Nefes alırken göğüs kafesini hafifçe öne doğru al. Nefes verirken sırtını yuvarla, bakışlar göbek deliğinde. Al nefes. Yine omurgayla kalça sabit hareket omurgayla yapıyorum. Nefes verirken iyice yuvarla ve bakışlar göbek deliğinde. Bir kere daha nefes al. Göğüs kafesini ileri doğru it. Nefes ver, sırtını yuvarla. Çok güzel. Aldığın nefesle yavaşça gel ortaya doğru. Şimdi buradan şöyle bir yanlara, omuzlardan başlayarak sırtın ortası, alt bel ve böyle bir dalgalanıyormuş gibi ve ters yöne şimdi. Evet. Ve yavaşça bacakların arasını bir araya getir. Sağ elin sol dizinde, sol elin kalçanın yanında hafifçe şöyle bir sola doğru. Aldığın nefesle yavaşça gel ortaya. Nefes verirken sağ tarafa doğru. Sol elin bu sefer sağ dizinde. Bir kere daha al nefes, gel ortaya. Nefes verirken sağ elin sol dizinde, sol elin geride destekliyor. Parmak uçlarındasın. Nefes al, gel ortaya. Başınla gel merkeze. Nefes verirken bu sefer sağ tarafa doğru güzelce gövdeni çevir. Aldığın nefesle gel ortaya. Kalçayı bırak şimdi yere. Şöyle ayakların üstüne hafif hafif masajlar. Evet, parmaklarını aç kapat. Ayak bileklerini şöyle bir çevir ters yöne de. Ve buradan sırt üstü, pardon, yüz üstü mata doğru gel. Dirseklerini omuzların altına gelecek şekilde yerleştir. Kolların birbirine paralel. Karnını şöyle yere doğru bırak. Dikkatini ilk önce alt beline getir. Alt belinde eğer çok hissediyorsan, yoğun bir biçimde hissediyorsan ve sana fazla geliyorsa bu, bacaklarını mat genişliğinde aç. Evet. Kolların birbirine paralel olabilir. Ellerini örebilirsin. Ellerini yumruk yapıp başını destekleyecek şekilde ellerin üst üste kullanabilirsin. Sırtın rahat, kalça kasların rahat. Mümkün olduğu kadar bedenini dinlenmeye al. Yani böyle aktif bir şekilde değil ama çok rahat bir biçimde. Hatta kürek kemiklerinin arasına çökebilirsin. Göğüs kafesini şöyle mata doğru bırak. Evet. Ve şimdi nefes alırken bir şöyle sağ ayağına doğru bak.
Aldığın nefes, yeni nefesle gel ortaya, nefes verirken sol ayağına doğru bak. Bir kere daha. Al nefes, gel ortaya, nefes verirken sağ ayağına doğru bak. Nefes al, gel ortaya, nefes verirken sol ayağına doğru. Aldığın nefesle merkeze doğru gel. Ve burada pozunun içine yerleş. Dediğim gibi ellerin nasıl rahat edecekse omuzların rahat, kulaklardan uzakta. Bacakların rahat, ayak bileklerin rahat. Hatta belki topukların dışarı doğru dönmüş, ayak parmakların birbirine doğru gösteriyor olabilir. Ayakların üstünde olabilirsin. Hangisi rahat geliyorsa şöyle. Gözlerin açık ya da kapalı. Ama sakin bakışlar. Yin pozlarında 3 dakika ile 5 dakika arasında kalabilirsiniz. Biz bugün yaklaşık 2 dakika kadar kalacağız. Siz evde kendi pratiğinizde o günkü limitlerinize göre dakikaları ayarlayabilirsiniz. Bütün omurga hattı, özellikle alt bel bu pozdan etkileniyor. Pozun ismi Sphinx. Ama alt belinizde böyle fiziksel, noktasal, keskin bir acı olmasın. Ama elbette her pozun kendine has bir yoğunluğu, bir hissi oluyor. Bu zaten yaptığımız yoganın doğal sonucu. Çok güzel. Ve buradan şimdi kollarınızı nasıl kullanıyorsanız avuç içleri gelsin tekrar ortaya doğru. Ve avuç içlerinizden aldığınız destekle kendinizi şöyle çok yavaş yavaş çocuğa doğru alacağız. Kalçanızı rahatça ve yavaşça bırakın topuklarınıza doğru. Eller bir ilk önce önde olabilir. Burada bacaklarınızın arasını hafifçe açabilirsiniz. Yine nasıl rahat ediyorsanız bir bakın. Ve yavaşça poza iyice yerleştikten sonra kollarınızı geriye alın. Boynunuzda eğer bir hassasiyet varsa kollar önde olabilir. Ama kolları geriye almak pozu daha dinlendirici bir hale getirecektir. Omurganızı, gövdenizi tamamen yere doğru bırakın, bacaklarınıza doğru. Ve aslında omurgamız için yapacağımız en faydalı, en şifalı poz bu çocuk pozu. Çocuk pozunda eğer kalçanız tam topuklarınızın üstüne gelmiyorsa başınızın altına, benim yanımda şimdi blok var, yastık da olabilir, blok da olabilir. Blok koyabilirsiniz. Tabii yastık daha yumuşak olacaktır. Ya da kalçanızla topuklarınızın arasına yastık koyabilirsiniz. Evet, omuzlar şöyle güzelce yer çekimine teslim olsunlar. Şimdi nefes aldığınızda kollarınızı getirin öne doğru. Bacaklarınızın arasını biraz açın hafifçe. Avuç içleri de mat genişliğinde olsun. Ve burada şöyle bir öne doğru uzayın. Tabii kalçanız hiç oynamayacak. Yani kollar öne doğru uzarken kalçanız topuklarınızdan kalkmasın. Kalça sabit. Kollarla uzuyoruz. Bedenimizin bir tarafı hareketsiz ama diğer tarafı hareketli uzuyor. Omurgamız güzelce esnesin. Eğer burada biraz daha pozu yoğun hissetmek istiyorsanız ellerinizi blok gibi bir yükselticinin üstüne koyabilirsiniz. Pozu biraz daha yoğunlaştıracaktır bu.
Pozu nasıl yapacağımızı, bunu hep konuşuyoruz derslerde. Bedenimizin o andaki ihtiyaçları karar veriyor aslında. Hiç zorlamadan. Şimdi aldığınız nefesle kalçayı sabit tutmaya devam edin. Şöyle sağ tarafa doğru bir hafif bir çevirme. Oç içleriniz, kollarınız rahat, dirsekler yerde. Ve belki pozda kaldıkça biraz daha kalçayı oynamadan hareket edebiliriz. Aldığınız yeni nefesle şöyle yavaşça başı kaldırın, bir merkeze doğru gelin. Parmak uçlarınıza doğru kalkın. Kollar uzun. Alnınızı bir yere koyun. Nefes alın. Aldığınız nefesle başınızı kaldırın. Karşıya doğru bakın. Nefes verirken alnı tekrar koyun mata. Al nefes, bir kere daha başını kaldır. Nefes verirken bırak tekrar. Bir kere daha nefes al, başını kaldır. Nefes verirken alnını koy yere ve kollarla bu sefer kalça tabi yine oynamadan matın sol kısmına doğru. Bu pozlarda ne kadar kalmaya ihtiyacınız varsa o kadar kalabilirsiniz. Dizlerinizde bir hassasiyet varsa matınızın üstüne battaniye serebilirsiniz. Boynunuz rahat olsun ama sıkışmasın bu pozda. Böyle sola doğru giderken boynunuzu da gözetin. Ve aldığınız nefeste tekrar gelin merkeze. Oh, böyle bir elleriniz, dirseklerinizi bükün. Biraz kalın burada. Ve yavaşça pozdan çıkmak için adım adım gövdenizi kaldırın. Çok güzel. Şimdi kalçanızı sağa sola düşürebilirsiniz. Bacaklarınızı uzatın öne doğru ve biraz dizlere, şöyle böbrek bölgesine, arka, alt bel, bacaklar, ayak parmaklarınızı açın kapatın, boynunuzu hafifçe hareket ettirin. Çok güzel. Evet. Şimdi rahat bir bağdaşa doğru gelin. Burada kalçanızı yükseltebilirsiniz. Eğer bağdaşta oturduğunuzda dizleriniz çok havada kalıyorsa şöyle kalçayı yükseltmek mümkün. Yastık da olabilir. İlla blok olmasına gerek yok. Oturduğunuz malzemenin ucuna doğru gelin. Dizler daha rahatça kendini bırakacak. Ve sol bacak önde olsun. Evet. Nefes alın, kollarla bir yukarı doğru kaldırın kolları. Nefes verirken sağ el, sol dizde, sol el iki kalçanın arkasında yavaşça bir çevirin omurgayı. Aldığınız nefesle önce başınızı getirin merkeze, daha sonra göğüs kafesiyle gelin. Nefes alın, iki kolla uzayın tekrar. Nefes verirken sol eliniz sağ dizde. Nefesiniz rahat, doğal, kendi doğal akışında. Aldığınız nefesle önce başınız, sonra göğüs kafesiniz gelsin. Şimdi bacakları uzatın ve burada ayak tabanlarınız gelsin yere isterseniz biraz daha öne eğilme kolaylaşacaktır. Bacakları düz tutarak da öne doğru bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bacakları düz tuttuğumuzda bazen böyle çok omurga kendini bırakamıyor. O yüzden ayak tabanları yerde de yapmak mümkün bu pozu. Nefes alın, şöyle rahat uzayın. Nefes verirken rahat ve yuvarlak bir omurgayla bırakın bacakları doğru.
Bacakların arası açık olabilir. Karın rahat. Hiç böyle ayaklara tutunmaya çalışmayın, itmeyin, çekmeyin. Dikkatiniz omurganızda, alt belinizde, kürek kemiklerinizde olsun. Kollarınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bacakların üstünde, bacakların iki yanında. Boynunuz rahatça bacaklara doğru bıraksın kendini. Ve yeterince öne doğru eğilemediğinizi hissediyorsanız kalçanızın altına blok ya da yastık alabilirsiniz. Bu eğilmeyi daha kolaylaştıracak. Bu poz da omurgayı çok iyi gelen bir poz. 2 dakikayla 4 dakika 5 dakika arasında kalabilirsiniz. Pozda kaldığınız süre boyunca zaman zaman bacaklarınızı bükebilirsiniz, zaman zaman uzatabilirsiniz. Bedenimizi dinlediğimizde aslında o pozları ihtiyacımız haline getiriyor. Ne yapmamız gerektiğini söylüyor bedenimiz. Ve çok yavaşça gövdeyi kaldır. Şöyle eller bir gelsin geriye doğru. Sanki güneşleniyormuş gibi. Ağızdan bir nefes ver. Başını sola, sağa, boynunu zorlamadan. Çok güzel. Ve yavaşça matın üstüne uzan. Dizlerini de çek kendine doğru. Nefesini tutma. Ve nefes aldığında şöyle başını kaldır dizlere doğru. Nefes alıp vermeye devam et. Ayak parmaklarını aç kapa. Omurganın en kıvrık olduğu pozlardan biri bu. Ve yavaşça başını koy, sırtını koy. Kolların iki yana doğru çek. İki dizin hala göğsünde ve yavaşça bırak dizlerini bir arada tutarak sağa doğru bırak. Burada sol omuz kalktıysa yine yastık koyabilirsin. İki bacak çok havada kalıyorsa bacakların altına, dizlerin altına yastık koyabilirsin. Sağ elin gelsin sol bacağının üstüne. Bu pozu sabahları uyandığımızda ya da geceleri yatmak için yatağa girdiğimizde yapabiliriz. Hem sabah hem akşam. Çok basit bir poz. İlla bir mata ihtiyacımız yok. Burada gösterdiğim her pozu aslında münferit olarak tek başına da yapabiliriz. Boynu dizlerinden ters yöne, yani sol tarafa doğru da bakabilir. Ya da merkezde de tutabilirsin. Çok güzel. Aldığın nefeste gel ortaya doğru. Ayak tabanların bir yeri bulsun şöyle. Ve dizlerini çek tekrar kendine. Dizlerin sola doğru düşerken bir arada kollarla da uzağa iki yana. Ve şimdi sol elin sağ bacağın üstünde. Hiç böyle ittirme. Elin doğal ağırlığı yeterli. Yüzün rahat. İki kaşının ortası, çenen. Nefesin. Dudakların. Ve bu pozda da 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika kalabiliriz.
Aldığın nefeste şimdi yavaşça gel ortaya. Şimdi çok güzel bir duruşa gireceğiz. İki dizini çek göğsüne doğru. Bu duruşun ismi onarıcı dinlenme. Dizlerimizi iyice göğsümüze doğru çekiyoruz. Ve sonra pat diye yere doğru bırakıyoruz. Ayak tabanları nereye düşerse dizlerini çek kendine doğru güzelce. Ve nefes verirken pat diye düşür. Evet, dizlerin ortada birleşebilir. Ayak tabanların biraz daha genişçe olabilir. Kolların iki yanda açık. Ya da karnının göğüs kafesinin üstünde olabilir. Bu pozda omurga kendi doğal, sağlıklı haline kavuşuyor pozda kaldıkça. Ve pozda 6 dakika, 8 dakika arasında kalmamız gerekiyor. Biz bugün bu derste bu kadar uzun kalmayacağız. Siz yine kendi ev pratiğinizde, hiçbir şey yapmadığınızda bile akşam eve geldiğinizde halının üstünde, yatakta şöyle dizlerinizi çekin kendinize doğru güzelce ve daha sonra bırakın pat diye yere düşsün ve burada 6 ile 8 dakika arasında kalın. Bir deneyin bakalım bir hafta nasıl oluyor omurganız, iyi geliyor mu? Alt bel rahatlıyor, bütün omurga hattı rahatlıyor. Burada kalabilirsiniz ya da şöyle bacaklarınızı uzatıp klasik Shavasana'ya geçebilirsiniz. Shavasana'da da 4 dakika, 3 dakika ile 5 dakika arasında kalınabilir. Kollar iki yana açık. Ve omurga tamamen rahat ve uzun. Şöyle bir önce başın tepesiyle uzayın. Topuklarla uzayın. Böyle bedeniniz sıkışmış değil, geniş, uzun, rahat bir biçimde bırakın. Kürek kemiklerinizin arası açık, kalça rahat. Evet. Sizlere iyi dinlenmeler dileriz.